Solda tersiyer bir alkol görüyoruz. O OH aşa bağlı olan alfa karbon oluyor. Tersiyer dememizin nedeni ise bu karbona doğrudan bağlı 3 tane karbon olmasındandır. Buna birinci beta karbonu diyelim. Yani beta 1. Şuna beta 2, şuna da beta 3 diyelim. Tersiyer bir alkolü sülfürik asitle tepkimeye sokup tepkime karışımınızı ısıtırsanız bu bir E1 mekanizması olacaktır. Birazdan bu tepkiminin bölgesel seçiciliği hakkında konuşacağız. Önce mekanizmamıza bir bakalım. Burada alkolün sülfürik asit tarafından protonlandığını biliyoruz. O yüzden sülfürik asit için nokta yapısı çizmek yerine buraya sadece H yazıyorum. Yani sülfürik asit proton kaynağıdır. Şimdi oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri bu protonu alıyor. Böylece ilk adımımız proton transferi buraya çizmeye başlayalım. Evet. Oksijenimiz artık iki hidrojene bağlı durumda ve bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Ve bu da oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Elektronları gösterecek olursak mesela şunlar olsun. Bu mor elektronlar sülfürik asitten bir proton alıyor ve bu bağı oluşturuyor. Böylece bu bize ayrılan grup olarak suyu vermiş oluyor ve suyun iyi bir ayrılan grup olduğunu biliyoruz. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. Buradaki elektronlar oksijene kapanıyor ve H2O yani suyu oluşturuyoruz. Tabii bu olduğunda bu kırmızı karbondan bir bağ almış oluyoruz. Böylece karbokatyon oluşuyor. Onu da hemen çizelim. Kırmızı karbonumuz şurası. Tabii bu durumda artık artı bir formal yükü var. Onu da yanına çizelim. Bu bir tersiyer karbokatyon çünkü kırmızı karbon doğrudan 3 karbona bağlı. 1, 2 ve 3. Yani bu durumda karbokatyonumuz kararlı bir karbokatyon. Evet, şimdi E1 mekanizmamızdaki bir sonraki adıma geçelim. İkinci adımda bir baz ortaya çıkıp beta karbonların birinden bir proton alacak. O zaman ikinci beta karbonla başlayalım. Evet, önce karbondaki protonu bir çizelim. Buraya da zayıf bazımızı ekleyelim. Şimdi bu protonu alıyor ve ardından buradaki elektronlar şuraya geçerek çift bağ oluşturuyorlar. Şimdi ürünü buraya çizelim. Evet artık burada bir çift bağımız mevcut. Geri kalanları da ekledikten sonra elektronlarımızı da bir gösterelim. Buradaki açık mavi ile işaretlediğim elektronlar ürünümüzdeki çift bağ oluşturanlar oluyor. Ve böylece alkenimizi elde etmiş oluyoruz. Bu ikinci beta karbondu. Peki diğer beta karbondan bir proton alırsak neler olur? Yine bir karbokatyonu çiziyoruz. Yanına şuraya. Evet birinci beta karbonumuz şurası oluyor ve protonu da üzerine ekleyelim. Aynı şekilde yine zayıf bir baz muhtemelen su gelip bu protonu alıyor. Bu kez elektronlar buraya geliyor. Peki bu olduğunda ürünümüz nasıl olur? Yukarıya çizmeye başlayalım. Çift bağımız bu kez yukarıda oluyor. Molekülün geri kalanını da tamamladıktan sonra elektronları göstermeye geçelim. Bu kez kırmızı renkle yapalım. Az önce hareket eden elektronlar ürünümüzdeki çift bağ oluşturdular ve böylece alkenimizi elde ediyoruz. Fark ettiğiniz üzere bu çizdiğimiz iki alken molekülü birbiriyle tıpatıp aynı. Yani iki farklı ürün oluşturmadık. Bunlar birbiriyle aynı bileşik. Eğer birinci ya da ikinci beta karbonunda bir proton alırsak aynı alkeni elde ederiz. Peki üçüncü beta karbondan alırsak? Bu bizim son örneğimiz olacak. Şimdi ona geçelim. Bu arada buradaki karbokatyondaki artı bir formal yükü eklemeyi unutmuşum. Evet o zaman buraya bir tane daha karbokatyon çiziyoruz. Yine aynı tersiyer bir karbokatyon olacak. Tabi bu kez tek fark protonumuzu üçüncü beta karbondan alacağız. O zaman şuraya bir proton ekleyelim. Evet. Şimdi zayıf bazımız gelip bu protonu alacak. Şuraya bazımızı bir çizelim. Şimdi bazımız bu protonu alıyor ve ardından buradaki elektronlar şuraya geçiyor. Ürünü çizelim. Evet. Arkenimiz şöyle oluyor. Elektronları çizelim. Bu bağdaki lacivert elektronlar buraya hareket ederek ürünümüzdeki çift bağ oluşturmuş oldular ve böylece mekanizmanın üzerine eksiksiz geçtik. Ve bu durumda elimizde iki tane ürünümüz bulunuyor. Tabii bu ikisini bir ürün olarak kabul ediyoruz ve diğeri ise ikinci ürünümüz. Bu tepkimede sağdaki alkenin %90'ını soldaki alkenin de %10'unu elde ettik. Şimdi bu iki ürünün yer değiştirmesine yani substitüsyon derecelerine bakalım. Sağdaki ürünle başlayalım. Bunun için yine kırmızıyı kullanayım. Burada hidrojenleri çizdiğimizde 3 tane alkil grubunu kolayca görebiliyoruz. Biri bu, diğeri bu ve şurada da bir alkil grubu bulunuyor. Böylece bu bir tri sübstitüe alken oluyor. Sağdaki ürün böyle. Soldaki ürüne bakacak olursak bu da disübstitüe alken oluyor. Çünkü buradaki çift bağ üzerinde 2 karbon bulunuyor. Buradaki karbona iki hidrojen bağlıyken sağdaki karbona da iki tane alkil grubu bağlı durumda. Yani bu bir disipsütüe alken. Ve böylece tüm E1 mekanizmasının üzerinden geçtik. Bir disipsütüe alken bir de trisipsütüe alkeni elde ettiğimizi gördük. Şimdi bölgesel seçiciliği düşünebiliriz. Bu tepkime de çift bağın oluştuğu bölgeden bahsedebiliriz. Buradaki ürünlere baktığımızda di süpsütüe üründe çift bağ molekülün bu bölgesini oluştururken tri süpsütüe üründe ise çift bağ şu bölgede oluşuyor. Tri süpsütüe ürün ana üründür ve hatta daha kararlı bir alkendir. Alken kararlılığı hakkındaki videodan hatırlayacaksınız. Alken ne kadar süpsütüe olursa o kadar kararlı olur. O zaman bu ürün daha kararlı ve bu yüzden daha fazla miktarda oluştu daha kararlı veya daha sübsitüeye ürüne zayıt sev ürünü diyoruz. Bu durumda bu E1 tepkimesinin bölgesel seçici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zayıt sev ürünü dediğimiz daha kararlı ürün daha sübsitüeye ürün oluşumuna sebep oluyor.